Artan nüfus, köylerden şehirlere göç, israf, kıtlık habercileri ve modern tarımın öncülerinden olan seracılık. Evet değerli izleyiciler, bugünkü konumuz seracılığın avantajları ve dezavantajları. Gıda üretiminin dünya tüketimini karşılayamayacağını düşünen ülkeler, modern tarım tekniklerini araştırmaya hızla devam etmektedirler. Bunlardan biri olan seracılığın avantajlarına gelin isterseniz beraber bakalım. Seranın taşınabilir olması bir avantajdır. Sevgili dostlarım, ben bunu sıklıkla söylüyorum. Bir işin içine bizzat girmeden, bir yerde staj yaparak, dersinizi çok iyi çalışarak ya da birisine yardım ederek bir işin ancak %50'sini öğrenebilirsiniz. Bu nedenle mevcut bir işiniz varsa akşamları ya da hafta sonu küçük bir sera ile bunu deneyimleyerek başlayıp daha sonra profesyonelliğe geçebilirsiniz. Hatta internette doğalgaz boruları ile küçük uygulamalı yapılan seralar var. Onları izleyerek yapabilirsiniz. Daha evvelden ben kümes yapıp sizlere yayınladığım için onları izlediğimde serayı benim bile yapmayı gözüm kesiyor. Oldukça basit görünüyor. Bu şekilde küçük adımlarla kendi bahçenizde ya da tanıdığınızın bahçesini kiralayarak başlayabilirsiniz. Seranızı planlarken dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar vardır. Bunlar büyüklüklerine göre seralar, kuruluş özelliklerine göre, yararlanılma durumlarına göre, hareketlilik durumlarına göre, örtü malzeme durumlarına, iskelet durumlarına, çatı şekillerine, iç ısılarına göre seralar. Seranın ikinci avantajı da yıl boyunca ürün alabilme avantajıdır. Sera iklim kontrollü bir alandır. Mahsulün sadece mevsimsel olarak değil, tüm yıl boyunca büyümesine izin verir. Sera içinde doğru iklimi yaratmak için gerekli teknolojiye sahip olmanız koşuluyla sert kış soğuğunda veya yoğun yaz sıcağında bile yüksek kaliteli ürünler yetiştirebilirsiniz. Seranın diğer bir avantajı da organik ürün yetiştirebilme avantajını size vermesidir. Dışarıdan böcek popülasyonuna ya da bitkilere zararlı canlıların bulaşmasına imkan vermediğinden böcek ilaçları kullanmanızı da engelleyecektir. Hem böcek ilacı masrafınız olmayacak hem de dolayısıyla müşterilerinize organik ürün sunabileceksiniz. Seranın en çok sevdiğim taraflarından biri de yararlı böcekleri içeride tutabiliyor olmanız. Zararlıları yok eden uğur böceklerini içeri alabilirsiniz. Aynı zamanda kırmızı karıncalar satın alabilirsiniz. Tozlaştırmayı yani verimi artırabilmek için de bambu arıları satın alıp içeriye salabilirsiniz. Yine çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi bitkileri kötü hava koşullarından koruyabilirsiniz. Bildiğiniz gibi sabahları kırağı oluşur ya da sis oluşur. Yapraklarınızı bu tür hastalıklardan koruyabilirsiniz. Güneş yanıkları, aynı zamanda öğlen sıcağında yağan yağmurlar ve bitkilerin kurumasına sebebiyet veren durumlar. Seranızın etrafına tuzaklar ve elekleri eklenmesiyle bazı kemirgenleri, haşereleri, köstebek, geyik, sincap, tavşan, domuz gibi varlıkları seranızdan uzak tutabilirsiniz. Sera kullanırken su gibi enerji kaynaklarını korumak da mümkündür. Bir seranız olduğunda çok çeşitli bitkileri deneyimleme imkanınız da olacaktır. Yetiştirmek istediğiniz ürün hangisi ise o ürün için en iyi büyüten ortamı yaratma imkanına sahip olacaksınız. Sera ortamı kontrollü bir ortam olduğundan karlılığınızı en üst düzeye çıkarma çalışmaları da yapabilirsiniz. Dış etkenlerden serayı koruduğunuz için dolayısıyla üretim risklerini de en aza indirebilirsiniz. Seranızda katlı sistemler kurarak ya da topraksız tarım yaparak üretiminizi 5'e, 10'a, 15'e katlayabilirsiniz. Seranız olduğunda yetiştirmek istediğiniz ürünün tohumlarını ve fidelerini yetiştirme imkanınız da olacaktır. Sera bitki yetiştiriciliğinde daha öngörülebilir iş planınız ve karınız olacaktır. İstikrarlı bir üretime sahip olacaksınız. Sera tarımının dezavantajlarına gelince profesyonel seracılık için bir uzmandan destek almalısınız. Ön maliyetler olacaktır. Mahsulleri başarılı bir şekilde yetiştirmek için bol miktarda bilgi ve deneyim gereklidir.
yüksek işletme maliyetleri gerekebilir, önemli bakım çalışmaları, yanlış kurulum haşerlerin kolayca yayılmasına neden olabilir, tozlaşma sorunları, uzun vadeli yanlış projeler, sarı çiftçiliği resmi izinlere tabi olabilir, vandalizm ve hırsızlık riskleri, ayrıca iyi havalandırılma yapılmazsa mantar ve küf hastalıkları, seracılığa başlarken dikkat edilmesi gereken konulardır. Sevgili dostlarım, bazen yakınlarımızdan duyduğumuz ya da etraftan duyduğumuz bir cümle hayatımızı değiştirebilir. Belki sizler de normal tarım yapıyorsunuzdur. Bu videomu izledikten sonra ufaktan bir sera tarımcılığına başlayabilirsiniz. Eğer bir farkındalık yaratabildiysem ne mutlu bana. Tarlalarınızın, bahçelerinizin, seralarınızın bereketli olması dileğiyle sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum.